size birazcık Web.js kavramını anlatıp aynı zamanda demoyla bazı yeteneklerini göstermeye çalışacağız. Son zamanlarda bu Web.js çok popüler. Hepiniz duyuyorsunuzdur elbette ki. Etkileşim, paylaşım, entegrasyon gibi kelimeleri de sıkça duyar olduk. Bu aslında Web.js'in hayatımıza girmesiyle birlikte CBS alanında oldukça fazlalaştı. Çünkü birlikte çalışma, etkileşim içinde olma dediğim gibi paylaşma daha akıllı ve sürdürülebilir bir dünya sunuyor bizlere. Bir önceki sunumda da aslında Smart Communities sunumunda da yine buna sıklıkla değinildi. Aslında bizim dünden beri anlatmaya çalıştığımız bu platform, bu çözümler Web.js'e dayanıyor ve bunun yeteneklerine dayanıyor diyebiliriz bu paylaşımlı platform. Ve dediğimiz gibi bu Web.js'e birlikte artık coğrafi bilgi sistemleri çok daha akıllı. Peki bu akıllı coğrafi bilgi sistemleri bize ne sunuyor, ne getiriyor, neden akıllı? Öncelikle depoladığımız verileri evet analiz edebiliyoruz, zaten analiz edebiliyorduk. Ama artık Web.js sayesinde bu analizleri, raporları, verileri herkese kolaylıkla paylaşabiliyoruz. Her ihtiyacı olanla ya da bilgiye erişimi kolaylaştırıyoruz diyebiliriz. Yine bilimin coğrafi gücü, aslında biz bu etkinliği bu mottoyla tasarladık, gerçekleştirdik diyebiliriz. Bununla da birlikte bütün bireyleri, nesneleri, süreçleri entegre edebiliyoruz. Artık bu akıllı coğrafi bilgi sistemleriyle. Ben burada işin uzmanına bırakacağım. Estağfurullah. Eksperimiz. Estağfurullah. Şunu verebilir miyim Emre'cim? Teşekkür ederim Didem. Etkileşimle gitmek istiyorum aslında. Aramızda desktop kullananlar vardır. Evet. Desktop kullandık. Çoğumuz ilk desktop'la başladı. Desktop.js diyorduk biz buna. Sadece tek bir masaüstü yazılımımızda analiz edip verilerimizde haritalarımızı oluşturduk. Akabinde aslında server mimarisi doğdu. Verilerimizi oluşturduğumuz desktop tarafındaki verilerimizi web tarafına, server tarafına aslında yayınladık ve orada haritalandık. Ancak bunları arayüzler oluşturmak için kodlama bilmek gerekebilirdi. Bunları kodlayarak yaptık. Artık şu anki tabii oturumu konusu olan da Web.js tarafında ise çoğu işlerimizi, çoğu arayüzlerimizi kodlama yapmadan gerçekleştirdiğimiz ürünlerle birlikte gerçekleştirebilmekteyiz. Burada Artist Enterprise yapısı önemli aslında ya da Artist Online yapısı. Dün plenaryaya katılanlar var mı aramızda? Hiç kimse katıldı, güzel. O zaman sizler için daha bilgilendirici bir sunum olacak. Ayrıca burada tüm sistemleri, yani System of System, sistemlerin sistemleri olarak adlandırdığımız bütün portalları da birlikte kullanabiliyoruz. Bunlar isterseniz bulut sistemlerinizde, isterseniz kendi sunucularınızda olsun. Bugün hepsini tek bir yerden aslında yönetebilmekteyiz. Örneğin A departmanında bir portal var ya da bir web tarafı var. O tarafla birlikte burada collaboration'ı sağlayarak farklı bir portal yapısına bürünerek de bunu gerçekleştirebiliyoruz. Pardon. Bu slide'da aslında Server.js ve Web.js arasındaki karşılaştırmayı gerçekleştiriyorum ben. Sol taraftan sağ tarafa doğru gittikçe işlerimiz biraz daha zorlaşabiliyor. Yani burada tabii ki daha fazla efor, daha fazla zaman ve daha çok kodlama bilgisi yazan taraf aslında Server.js tarafına doğru. Neden böyle? Çünkü API ve SDK'larla birlikte bir geliştirme sağlayabiliyorduk. Ama bugün Web.js tarafında, Web.js kavramıyla birlikte sizlere biz çeşitli yapılandırılabilir uygulamalar, uygulama şablonları hazır. Biraz sonra zaten şu ekranda demoda da biraz sonra göstereceğim sizlere. Uygulama oluşturucular, hani Web App Builder dediğimiz örneği yapıda, direkt sürükle buraklarla ya da herhangi bir şablonda araçlarımızı konumlandırarak işte bir şekilde editleme yapmak istiyorsunuz mesela. Direkt hemen o widget'i koyup hop editleme butonu geliyor. Sorgulama yapmak istiyorsunuz, hop sorgulama butonu geliyor gibi. Aslında sihirbaz niteliğinde, yani bir uygulama sihirbazı oluşturup bunun üzerinde gidebiliyoruz. Tabii burada SDK ve API'dan aslında bahsettik. Sol taraftan sağ tarafa dediğimde yine daha fazla eforun ve zaman harcadığımızı
gelebiliyor. Ama tabii ki bu hiçbir şekilde kodlama yapma ihtiyacı duymayacağımız anlama da gelmiyor. Bazen kodlamaya da ihtiyacımız var elbette. Ancak Web.js tarafındaki uygulamaları da geliştirebilir hal aldık artık. Örneğin az önce söylediğim uygulama tarafında, bunun developer tarafında yapıp da kendi oluşturduğumuz uygulamaya, yani Web.js tarafında hazır uygulamaya da siz widget'lar geliştirebilirsiniz. Yani bu gibi aslında imkanlarla birlikte işlerimizi daha kolay hale getirebildik. Web.js mimarisine gelecek olursak, aslında genel olarak her sunuma başlamadan önce tüm sunumlarımızda bu slaytı ben kullanıyorum. Çünkü burada bizim aslında Web.js mimarisini özetleyecek bir diyagramla oluşmaktadır. Burada yukarıda gördüğünüz masaüstü web ve mobil taraftaki uygulamalarımızı biz artık Web.js ile birlikte entegre olarak kullanabiliyoruz. Az önce demiştim ya masaüstü tarafında vardı. Sadece masaüstü çalışıyorduk ve orada kalıyordu. Bugün artık orada kullandığımız ben bir haritamı direkt olarak web'de paylaşıp ilgili diğer uzmanlarına ya da yöneticilerine paylaşabiliyorum. Onların da anlık olarak görselleştirmesini sağlayabiliyorum. Tabii ki kurumsal veri tabanıyla çalışarak verimdeki değişikliklerde anında güncelleyerek ilgili birimlerle etkileşimi sağlayabiliyorum. Tabii bunu da aslında hem sunucu hem de istersek online bulut mimarilerde, hani günümüzde artık bulut mimarilerde çok revaçlı olmaya başladı. Bence birkaç yıl sonra da belki de hep bulut mimarilerde kullanacağız bu sistemleri. Yani çok daha basit bir şekilde bunları kullanabiliriz. Tabii burada online içerik ve servislerden kastımız aslında daha açacak olursak, diğer uygulamalarla da entegre olabiliyoruz. Bu platforma farklı bir yazılıma da entegre edebiliyoruz. Biraz sonra zaten uygulamalardan onları bahsedeceğiz. Ya da farklı bir servisiniz, farklı bir kuruluştaki servis varsa, OGL standartı bilmiyorum duyanınız var mı? Bu gibi servislerle, bu gibi mevzuatlarla birlikte sisteme bunları entegre edebiliyoruz. ArcGIS portal yapısı da aslında az önce söylemiştim. Hem on-premise hem de bulut tarafında olabilir demiştim. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Öncelikle yani on-premise çalışan, kendi serverlarınızda koşan sistemde yazılım tarafında, yani size bir yazılım olarak geliyor bu paket. Siz bunu kendi sunucunuza kurarak kullanabiliyorsunuz tamamen sizin kendi kapalı ağınızda. Diğer tarafta ArcGIS Online dediğimiz ArcGIS.com'a girerek bir kullanıcı hesabı ile birlikte daha kolay kullanımlı bir şekilde verilerinizi, haritalarınızı oluşturabileceğiniz kısım aslında bulut mimari. Tabii ki temel CBS fonksiyonları, temel Web.js fonksiyonları burada yine her ikisinde de var. Yani görselleştirmeler, web tarafında görselleştirmeler, web tarafında analizler, ayrıca web tarafında çeşitli akıllı haritalar gerçekleştirebilmektesiniz. Ve ikisi arasındaki bazı farka gelecek olursak da çeşitli advanced, yani gelişmiş JS fonksiyonları ArcGIS Enterprise tarafında daha öte diye denebilirim. Örneğin bugün bilmiyorum demo oturumlarında izlediniz mi, atacağını sundular. Insights tarafında bugün artık kurumsal olarak daha akıllı analizler gerçekleştirebiliyorum sürekli bıraklarla. Bu gibi analizlerde de yine şu an ArcGIS Enterprise tarafına ihtiyacım var. Ancak bu tabii ki ArcGIS olan tarafında da ileriki sürümlerde gelecek. Ya da gerçek zamanlı veriyle çalışmak istiyorum derseniz web tarafında, yine ArcGIS Enterprise tarafında Geovent örneğin rolüyle birlikte bunu gerçekleştirebilmektesiniz. Ya da büyük veriniz var, yine bunu web tarafında görselleştirip web tarafında analiz yapmak istiyorsanız yine ArcGIS Enterprise ile birlikte, yani daha gelişmiş bir şekilde bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca tabii ArcGIS Online'da kendine özel yenilikleri, yani artıları var. Örneğin burada ArcGIS'in Living Atlas olarak isimlendirdiğimiz sizlere veri sağlama tarafı. Burada örneğin Türkiye'den örnek verecek olursam ilçe verilerini, hemen ülke sınırlarımızı ya da demografi verilerini, bunlar yani yaş, nüfus gibi veriler olabilir. Bu gibi katmanları ve verileri sizlere sağlayabiliyor. Bunları ArcGIS Online ile birlikte kullanabiliyorsunuz. Enterprise'da ulaşamıyor muyuz bu bilgilere mi? Enterprise tarafında tabii ki ArcGIS Online'a ihtiyaç duyabiliriz. Özellikle bazı rotalama hizmetlerinde. Yani çünkü tüm yol ağı orada var. Tüm dünyanın yolunu size sağlayabiliyor. Canlı trafik verisiyle beraber. Bunu tabii ki ArcGIS Online'la birlikte sahip oluyoruz. Diğer sunuma geçeceğim. Web.js uygulamaları kısmı.
Web.js uygulamalarını aslında biraz demek istiyorum. Aslında Web.js uygulamanın bize kazandırdığı burada. Çünkü siz bu sistemi aldığınızda ister enterprise ister online bunlar size sunuluyor belli ölçüde. Bunlar da sağ operasyonları, yorumlama ve etkileşim olarak üçe ayırıyorum arkadaşlar ben. Çok özür dilerim. Eğer kuruluşunuzda bir sağ operasyonu varsa, sağ operasyonları da 5 kategoriye ayıracak olursak, her bir kategoriye özel size uygulamalar sunuyoruz. Planlama tarafında özellikle ArcGIS Desktop tarafı var. Burada planlamada kastımız nedir? Veri tabanlarını oluşturmak, haritalarımızı oluşturmak, sembolizler vermek, etiketlemeler yapmak gibi gibi. Bunların her birini ArcGIS Desktop tarafında ben sağlayabiliyorum. Tabii ki koordinasyon sağlam gerekiyor. Benim sağ operasyonlarımın olmazsa olmazı elemanlarımla ya da çalışanlarımla bir koordine içinde çalışmak. Bunu konumsal olarak artık gerçekleştirebiliyoruz Web.js sayesinde. Ben bugün örneğin bir kuruluşumda sağ operasyonlarında birine hemen ofis tarafında görev atayabiliyorum. Ve sağdaki personel de o görevi alarak mobil cihazlarından onu takip edebiliyor. Konumsal olarak. Ayrıca tabii ki bizi bir yerden bir yere götürmesi, yani rotalama yapması gerekiyor. Navigator for ArcGIS bu işe yarıyor. Navigator for ArcGIS ile birlikte ister online ister offline olarak verilerimizi mobil cihazlarımıza indirerek kendi operasyonel katmanlarımızda. Bu ne demek? Elinizde adres bilgileri olabilir. Siz farklı navigasyon cihazlarıyla adreslerinizi yazarak oraya gidebilirsiniz. Ancak size X yerine git, yani sizin operasyon katmanınıza X deposuna git dediklerinde oranın adresini bilmeniz gerekiyor. Ama oradaki katmanı çekerek sadece o depoya göre filtreleme yaparak anlık olarak konumuna getirebilir ve oralara en optimum rotayı çıkartabilirsiniz. Burada tabii önemli olan bir de en optimum rotayı belirlemek. Diğer bir uygulaması ise Web.js ile birlikte sizlere sunulan tabii ki veri toplama tarafları. Sağda aslında 3 tip veri toplayabilirim ben. Bunlar harita bazlı veri toplama, bunu ben kolektörle yapıyorum. Detaylarını birazdan bahsedeceğim. Form bazlı toplayabilirim, bunu Survey 123 for ArcGIS ürünle birlikte yapıyorum. Ve diğer tarafta eğer elimde bir drone varsa, ben drone'larla fotoğraf çekiyorsam bu gibi veri toplama ve bu verileri değerlendirme tarafında ise de Drone to Map uygulamamla gerçekleştiriyorum bunu. Kolektörden biraz bahsetmek istiyorum burada. Kolektör for ArcGIS aslında bizim sağ operasyonlarındaki en güçlü uygulamamızdan biri. Web.js ile birlikte sizlere sağlanan uygulama. Direkt olarak noktasal, çizgisel ya da alansal verilerinizi toplayıp ya da mevcutta bir veriniz varsa onları güncellemesi sağlıyor. Onlara resim ya da video ilişkilendirebiliyorsunuz. Örneğin sağda bir yere gittiniz, kontrol edeceksiniz bir yeri. Hemen oradan işaretlediğiniz noktanızı, sözel bilgilerini güncellediniz, resmini çektiniz ve anında Web.js kavramıyla, tabii bunların her biri servis tabanlı webde çalıştığı için yöneticiniz de bunu görebilmekte. Veri sizde kalmıyor, veri online'da. Diğer tarafta yine survey aynı mantık. Akıllı formlar oluşturuyorsunuz burada. Hemen hızlıca bir form oluşturup, örneğin yani bu kağıt haritalar, kağıt formlar yerine bir dijital tabletlerde bunu vererek dijital transformation sürekli gündemde mesela. Bunu aslında burada konuşabiliriz. Direkt dijital formlar oluşturarak, akıllı formlar oluşturarak, örneğin işte adı soyadı, tamam bunlara eyvallah, herkes yapabiliyor. Ama burada konumla etkileşimi sağlamak gerekebilir. Siz bir yere gittiğinizde oraya hani bir araştırma yapacağınızda örneğin direkt orada konumla entegre olarak verilerinizi toplayabiliyorsunuz. Form tabanlı olarak. Sizin sorularınız belli. Diğer tarafta kolektörde harita tabanlıydı. Geometri var derimde. Geometriye tıklayıp getiriyordum. Burada form bazlıdır. Tüm soracak sorular zaten belli. Yapacak işim belli. Tabii bunların çok detaylı yetenekleri var ama her birine burada girip size çok fazla meşgul etmek, sıkmak, boğmak istemiyorum. Drone to Map'den biraz bahsetmek istiyorum. Bugün aslında sabah bir demo tiyatrım vardı. Onu da ben gerçekleştirdim. Burada bilmiyorum drone kullanılanız var mı? Drone'dan çektiğiniz fotoğrafların ister orto foto olarak, isterseniz nokta bulutu dediğimiz yani LiDAR olarak çıktılar oluşturup burada Web.js tarafında hem masaüstü tarafımızda, client taraflarımızda hem de web browser arayüzlerinizde şu gördüğünüz ekran gibi görüntüleyebilirsiniz. Geldik işi aslında izleme tarafına. Burada tüm
tamam, verilerimizi topladık, planlarımızı yaptık, koordinasyonumuzu sağladık, ancak bir de üstte yöneticimiz var. Bunlar sizden özet bilgiler ister. Yani tüm operasyonları bir tek pencereden bakmak ve bunları yorumlamak isteyebilir. Bunu konumsal olarak yapmak ise Operation Dashboard for ArcGIS'te bizlere sağlanabiliyor. Çeşitli grafiksel gösterimlerle ekranda görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta örneğin bir haritada tüm operasyon katmanlarınız, sol tarafta bunlara örneğin oraya işte şu an çalışanım gitti ya da şu an 3 tane işim aktif olarak var gibi ya da şu işlerim tamamlandı gibi bilgilerin olduğu kısım düşünün. Aşağı tarafta da bunların grafiksel gösterimleri var aslında. Her birine çeşitli isterseniz pasta grafiklerle, isterseniz bar grafikler gibi grafiklerle bunları bu şekilde görselleştirebiliyoruz arkadaşlar. Diğer tarafta sağ operasyonu bu şekilde özetleyebilirim. Diğer tarafta yorumlama kısımları. Ya yorumlamaktan aslında verilerimiz topladık. İlk başta Didem Hanım'ın gösterdiği bir slide vardı. Orada veri depolama sistemleri, yukarıda etkileşim sistemleri, aşağıda analiz sistemleri vardı. Bu da aslında analiz sistemlerine giriyor. Bu uygulamalarda analiz yapmanızı sağlıyor. Bunlar Map for Office dediğimiz ürünlerle olabilir. Herkes Office kullanıyordur. Bence burada herkes Office kullanmıştır. Excel'imiz var. Excel'lerimizde çeşitli bilgilerimiz var. Herkesin var. Bir de bunlarda koordinat bilgileriniz var. Koordinat bilgileriniz yok mu? Adres bilgileriniz var. Tüm, yani bunları konuma entegre edeceğim ya ben. Benim amacım bu GIS'le birlikte. Onlarla birlikte ben koordinat bilgileri ya da adres bilgileriyle bunları harita üzerinde görselleştirebiliyorum ve bunu Excel'den çıkmayarak yapıyorum. Sadece Excel arayüzünde bunu gerçekleştirebiliyorum. Diğer tarafta insight ürünümüz. Aslında az önce söyledim. Konumsal hani iş zekası diyebiliriz. Konumsal analizlerle birlikte hem grafiksel gösterimler hem tablosal gösterimlerle bunları etkileşimli bir şekilde analizler gerçekleştirebiliyorum. Diğer uygulama örneğin GeoPlanner. Bilmiyorum şehir bölge planıcısı var mı aramızda? Çok güzel. Web tarafında GeoPlanner'la birlikte senaryolarınızı belirleyip, yani bunlar geodesign senaryoları, hani siz benden daha iyisiniz, ben şehir planıcısı değilim ancak, bu senaryoları belirleyerek o senaryolarda web tarafında artık analizler yapabilirsiniz. Arazi katmanlarınız, işte jeoloji haritalarınız, tüm o katmanları web tarafında üst üste getirerek hangi bölgelerin daha efektif kullanılması gerektiğini örneğin GeoPlanner uygulaması da bulabilmektesiniz. Bunu webde yapıyorsunuz. Çok basit bir şekilde arayüzde açılıyor ve gerçekleştirebilirsiniz bu analizleri. Bu ürünlerin dediğim gibi yorumlama ve analiz kısımlarıydı. Bir de artık hani tamam her şeyimi analiz ettik, bir şey çıktı üretiyoruz burada. Hem bir operasyonel katman ürettik, işte bir analiz katman ürettik ama bunları bir de bizim paylaşmamız gerekiyor insanlarla. Ya da insanlardan geri bildirim almamız gerekiyor. Yani örneğin bir yerde bir sıkıntı oldu, bir felaket oldu. Hemen anlık olarak onu pinleyerek geri bildirimden alabildiğimiz kısım aslında bu da. Ya da sunumlarınızı yapacaksınız. Şu an PowerPoint'te yaptığımız sunumu konumsal ve görsellerimizi birleştirerek daha güzel yapabiliriz. Burada, pardon özür dilerim. Burada StoryMap uygulamamızda örneğin, yanda gördüğünüz StoryMap uygulamamızda hem harita, hem resimlerin olduğu, hem de anlatıların olduğu bir uygulama gerçekleştirebilmekteyiz. Diğer tarafta WebGIS avantajları kısım var. Ben burada sözü Didem. Çok teşekkür ederim Emre'ciğim. Buyurun. Emre anlattı. Şimdi ben kısaca genel olarak bize ne kattı onu anlatacağım. Aslında mantık hep aynı. Artık sadece CBS uzmanları değil, bu işin uzmanları değil, herhangi bir kişi CBS ile uzaktan ya da yakından alakalı olmayabilir. Bu verileri, daha ötesi bu verilerin raporlarına, analizlerine artık kolaylıkla ulaşabiliyor. Ve bu bilgileri paylaşabilmemiz yine WebGIS sayesinde oluyor. Artık saha çalışanından, işte operatörlere, yöneticilere, herkes bu coğrafi bilgi sistemleriyle üretilen verilere kolaylıkla erişebiliyor. Temel aslında amacı zaten bu. En büyük de avantajı. Peki bu kişiler, farklı kişiler, coğrafi bilgi sistemleriyle alakalı olan ya da olmayan farklı gruplar, farklı amaçlara hizmet eden grupları biz nasıl tanımlayacağız bu sistemde? Yine WebGIS sayesinde bunu oldukça kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Az sonra Emre zaten uygulamaları uygulamalı olarak sizlere gösterecek ama
Kısaca bahsedelim. Öncelikle kullanıcıları oluşturuyoruz. Kimler bu verilere erişmek istiyor ya da kimlerin bu verilere erişmesi lazım? Kişileri belirliyoruz. Belirledikten sonra tabii ki yetkilendirmeler veriyoruz. Kimler hangi veriye ne kadar erişebilmeli? Ve bunları saniyeler içerisinde yapıyoruz. Sonrasında gruplar oluşturuyoruz, çalışma grupları. Farklı departmanlar arasında aynı projede çalışan aynı gruplar olabilir. Bu grupları oluşturuyoruz ve sonrasında oluşturulan içerikleri de ilgili gruplarla kolaylıkla paylaşabiliyoruz. Bazı yetenekler geldi tabii WebJS'le birlikte. Yine Emre'nin bahsetmiş olduğu mobil tarafta herhangi bir JVC altyapınız olmasa dahi bu mobil cihazlarınızla uygulamalar, hazır uygulamalar sayesinde artık kolaylıkla işlerinizi tek bir platformda yönetebilirsiniz. Bu bilgiye erişebilirsiniz. Benim favorim Store Maps. Çok seviyorum. Kullanan var mı Store Maps aranızda? Süper. Yarışmaya katıldınız mı? Siz katıldınız mı? Süper. Harika. Bol şans. Hala katılabilirsiniz. Bir saat var bildiğim kadarıyla. Çok kolay hazırlanıyor. 15 dakika alabilir hemen. Store Maps sayesinde sunumlarınızı tek bir ekrandan yapabiliyorsunuz. Ya ben çok sunum hazırladım bu zamana kadar. PowerPoint'te de iyiyim diyebilirim. Ama Store Maps'le tanıştıktan sonra gerçekten yani sunum tarafı benim için çok kolaylaştı. Peki kaç aydır bu şirkettesiniz Didem Hanım? Ben 3 ay oldu başlayalı Emre'ciğim. Evet. Bu kadar yani aynen. Kısa zamanda bir coğrafya bilgisayarının anlatımını. İlk ay Store Maps'le bir evet. sunumumu hazırlamıştım. Gerçekten çok kolay. Yönlendirmeleri var, hazır şablonları var. Ne eklemek istiyorsunuz Store Maps içerisine? Haritanızı mı eklemek istiyorsunuz? Kendi oluşturduğunuz ya da başkasının oluşturup herkese açtığı. Yoksa video mu eklemek istiyorsunuz? Fotoğraf mı, yazı mı eklemek istiyorsunuz? Ve hepsini aynı anda, aynı ekranda görebiliyorsunuz. Mesela PowerPoint'teki gibi videoyu indirip sunumunuzun içerisine eklemek zorunda değilsiniz. Direkt YouTube'dan o linki kopyalayarak anında sayfada görebiliyorsunuz. Yukarıda bir standımız var, Store Maps yarışmasına katılanların, Store Maps'lerinin gösterildiği. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Çok pardon. Üç boyutlu yeteneklerimiz geldi. Artık üç boyutlu veriler üretip bunları analiz edebiliyoruz. Bunları görüntüleyebiliyoruz üç boyutlu bir özellikle şekilde. Özellikle mobil tarafta. Nasıl? Özellikle mobil tarafta. Mobil tarafta, evet kesinlikle. Anlık veriyle analizler yapabiliyoruz. Artık günümüz ve çağımız zaten anlık veriyi analiz edebilme. Bu verinin çok kıymetli olduğu dönemler. Dolayısıyla anlık verinin analizi tarafında da artık çok güçlü bir altyapı söz konusu WebJS sayesinde. Ve entegrasyon, kurumunuz içerisindeki herhangi bir CRM, ERP çözümleri ya da ofis çözümleri hepimiz kullanıyoruz. Bunlarla olan entegrasyon çok çok kolaylaştı. Dün izleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama kısaca bahsedilmişti ana sunumlarda. Örneğin Maps for Office diye bir uygulamamız var. Bu uygulama sayesinde mesela Excel'deki verilerinizi haritalarınıza aktarıp analizler yapabiliyorsunuz ve bu haritaları PowerPoint sunumlarınıza dinamik olarak ekleyebiliyorsunuz. Gibi gibi entegrasyonu kolaylaştıracak. Diğer CRM ve ERP çözümlerine entegrasyon da yine WebJS sayesinde olabilmekte. Aynen. Tek bir platformdan yine yönetebiliyorsunuz bu süreçlerinizi. Konumsal analiz kolaylığı evet, aslında. Evet, konumsal analiz tarafı aslında burada da tabii masaüstü tarafında yaptığımız çoğu analizi. Sadece mekansal analiz demedim. Konumsal olarak konumsal analiz yazdım bunu bilerek. Çünkü burada rotalama analizleri de gerçekleştirebiliyoruz web tarafında. Ya da bir mekansal analiz gerçekleştirebiliyoruz. Ya da core analiz dediğimiz hani bir buffer, tampon analizleri gerçekleştirebiliyoruz. Bunları masaüstü tarafında kimler mesela yaptı şu ana kadar arkadaşlar? Artık bunları web tarafında gerçekleştirebilirsiniz. Sadece bir bunları geoprosis servis dediğimiz servisle yayınlayıp o servisteki parametreleri web tarafında okuyarak web ortamında yani şu browser üzerinden de gerçekleştirebilmektesiniz. Demomuza geçelim istersen. Evet, kısaca ben bir demo yapalım. Sunumun başından beri aslında portal diyorum. Portal tarafında şu an bizim UC tarafı için hazırlanmış olan portalımız. Didem Hanım az önce söylediği kullanıcılar, roller ve gruplardan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle burada bir
kullanıcı oluşturmak gerekiyor tabii ki. Ve akabinde onlara çeşitli roller veriyoruz. Mesela bunlar admin olabiliyor, yayıncı olabiliyor ya da sadece görüntüleyici olabiliyor verilerimiz için ya da haritalar için. Ya da bu rolleri ben isteğime göre customize edebiliyorum. Hemen rollere tıklıyorum buradan. Görünüyor mu oradan arkadaşlar? Tamam. Create role diyerek hemen yeni bir rol oluşturacağım örneğin. Burada çeşitli yetkileri görmektesiniz. Örneğin genel yeteneklerde üyeleri görsün mü bu kişi? Ya da içeriklerime erişsin mi? İçeriklerimi güncellesin mi? Gibi. Aslında kendine has bir otomasyon sistemi diyebiliriz burada portal yapısında. Ya da ben bu kişiye admin yetkisi vermek istiyorsam aşağı tarafta admin yetkisiyle beraber örneğin tüm üyelikleri görsün, tüm katmanları görsün şeklinde yetenekler de verebiliriz. Ya da verilerimizi herkese paylaşmak istemiyoruz. Herkese kastımız nedir? Halkla da olabilir bu. Mesela dışarı açarsanız makinelerinizi. Bunu sadece bir kişi yapmasını istiyorsunuz. Sadece ona o rolü atayabiliyorsunuz. Bu gibi çeşitli güvenlik kısımlarını buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Akabinde gruplardan bahsetmişti az önce Didem Hanım. Direkt gruplara biraz değinmek istiyorum. Buradan yine az önce bizim oluşturduğumuz Insights ya da hani kullanıcı konferansı 2017 gibi gruplar oluşturabiliyoruz. Yeni bir örneğin grup oluşturalım hemen hızlıca. Buradan Web.js diyelim. Bugünün konusu. Bu grup isterseniz gizli olabilir. Kuruluşunuza sadece bunu yani siz görebilirsiniz. Organization dediği sadece bunu kuruluşunuzdaki üyeler bunu görebilir. Ya da public olarak kuruluşun üyeleri bunu görebilir. Burada tabii halk yok. Public burada halk değil. Burada sadece kuruluş üyeleri görebiliyor. Ve buna işte üyelikler kim tarafından eklensin gibi ya da üyeler bu gruptaki içerikleri paylaşsın, güncellesin mi gibi yetenekler mevcut. Hemen oluştuktan sonra akabinde oluşturmuş olduğumuz bu grupları hangi kullanıcılar olsun? Bu gruplarda kimler olsun? Hemen invite ya da bunu direkt ekleyebiliriz. Örneğin Hatice Korkulu, Meral Er Yılmaz. Sen direkt ekleyelim. Hemen bunu bu kişiyi bu gruba ekledim. Şu an bu gruba paylaştığım tüm içeriklerde artık yetkililer bunlar ve ben. Çünkü buranın owner'ıyım. Diğer tarafta bu gibi ayarlarla birlikte yani portalı biraz tanıtmak istedim sizlere. Harita tarafına geçmek istiyorum diğer tarafta. Haritalar, web haritalarını bu kolaylıkta oluşturabileceğiz. Öncelikle bir arayüzümüz var. Hemen yine Add Data tarafından bir katman örneğin buraya ekleyelim. Buradan ben müşteri noktalarımı eklemek istiyorum. Tüm kuruluşta. Gördüğünüz gibi müşteri veri geldi. Hemen Add diyorum buraya. Bu katmanlarım eklendi. Burada il, ilçe, bölge, müşteri gibi bilgiler var. Noktasal, alansal bilgiler. Burada istediğim şekilde yine sembolize ayarlayabilmekteyim. Yani bunların her birini web tarafında gerçekleştirebilmekteyim. Örneğin ben burada bölgelerimi çeşitli kategorilerde, örneğin bölge kodlarına göre çeşitli renklere ya da görsellere ayırabilirim. Hemen buradan, şuradan renk seçip ayarlayabilirim. Options tarafından. Şu şekilde örneğin. Farklı farklı renkler de olabilirdi ama şu an çıkmadı. Ya da net satış. O bölgelerin hangi bölgelerde 2016 yılında daha fazla satış yapıldı. Bunları renklendirebilirim. Bu şekilde. Şuradan renk skalasını değiştirelim. Farklı renkler demiştik. Şöyle olsun. Yine aynı oldu. Şöyle yapalım. Tabii veri biraz yoğun değil herhalde. Bu şekilde sembolojilerimizi oluşturabilmekteyiz. Ya da burada bir etiketleme oluşturmak istiyorum. Tüm müşteri noktalarımı görüyorsunuz her biri çeşitli sembolojilerde. Burada etiketler hızlıca oluşturabiliyorum. Hemen create label ya da etiket oluştur. Türkçe de tabii kullanabilirsiniz. Ve hangisine göre, neye göre etiket oluşturacağımı hemen seçip mesela satış tipine, nereden ne satış yapıldı? Çeşitli punt ayarlarını buradan büyüterek, şöyle daha net görmeniz için yaptım. Ayarlayarak ya da bunların konumlarını ayarlayarak, ayrıca bunların görünürlük ayarlarını artık web tarafından ayarlayarak işlerimize
daha kolaylaştırabiliyoruz. Bu gibi özellikler tabii var. Bunun tabii sözel bilgileri, üzerine tıkladığımızda hangi bilgileri görebileceğimiz gibi çeşitli pencerelerle birlikte her birini alabiliyoruz. Aşağı tarafta istersek görsellerimizi konumlandırabiliyoruz, grafiklerimizi konumlandırabiliyoruz. Bu gibi şeyleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu artık benim az önce sizlere söylediğim tüm uygulamaların web haritası olabilir. Yani bunu eğer web haritamız olarak kullanmak istiyorsak olabilir. Örneğin hani az önce söylediğim workforce tarafında çalışmak istiyorsam, iş operasyonunu yönetmek tarafında yine bunu kullanıyorum. Kolektör dediğimiz ürünlerle veri toplamak istiyorsam yine bu web haritasını kullanıyorum. Yani bu web haritası aslında işin temeli. Hemen bu web haritasını kullanarak şehir diyerek öncelikle kaydetmemi istedi. Hemen kaydedelim. Hemen UC2017 olarak kaydediyorum. Etiket olarak da tekrardan yazıyorum. Buradan yapılandırabilir uygular demiştim. Ya da hazır şablonlar demiştim. Bir hatırlıyorsanız sunum vardı. Buradan share diyerek istersek hazır uygulamalarımızdan yani yapılandırılmış şablonlarımızdan. Mesela sadece ben burada editleme yapmak istiyorum. Ben bu uygulamayı kişilerin, kuruluşumuzdaki üyelerin editlemesini yapması için oluşturuyorum derseniz hemen buradan edit şablonunu tıklıyorsunuz. Ya da bir form oluşturmak istiyorum, bir geoform aslında, konumsal bir form oluşturmak istiyorum derseniz yine geoform seçerek bunu oluşturabiliyorum. Ya da az önce bir sihirbazdan bahsetmiştim, Web App Builder'da ismi söylemiştim. Şimdi onu canlı olarak görebilmekteyiz. Hemen Web App Builder tabini seçerek, buradan Get Start diyerek hemen uygulama sihirbazımı karşıma getiriyor. Buradaki avantaj aslında widget mantığı. Hemen widgetlerimize geçelim buradan. Harita üzerinde bir şablon geldi aslında burada. Tabii ki bu şablonlarımızı da değiştirebiliriz. Ancak ben burada şu bir numaraya, bilmiyorum oradan net görünüyor, şuradaki bir numaraya örneğin bir tane sorgu butonu koymak istiyorum mesela. Hemen şuradan sorgu butonumu koyuyorum. Şimdi normalde tabii hani kod yazmıyoruz diyoruz. Burada aynı şekilde kod yazmadan sadece widgetlarla sorgularımı gerçekleştirebiliyorum. Örneğin müşterilerden sorgulama yapmak istiyorum. Ya da buraya farklı katman varsa, haritada bir katmanınız yoktur. Buraya yine veri çağırmak isteyebilirsiniz. Hemen bu servisini, web servisini buraya konumlandırarak o katmanı da getirebilirsiniz. Ya da farklı bir kişilerin portalda paylaştığı verileri de buraya getirip yine sorguda kullanabilirsiniz. Görselleşmede belki kullanmayabilirsiniz ama sorgu tarafında da yine kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış hangi veri kaynağından çekebileceğimiz. Burada müşteri demiştim. Hemen OK'ye basıyorum. Filter tarafında bir sorgulama tanımlamak istiyorum. Örneğin satış tipi bana değer seçtir. Şu olanlar vadeli vadesiz. Bunu bana sor. Bir tane daha ekle. Ve sipariş durum diyelim mesela. Hemen yine değer sor. Burada bekliyor teslim edildi gibi. Bunlar artırılabilir. Bunlar şöyle de çalışır. Bunlar tabii birbirleri arasında çeşitli filtrelemeye çalışıyor. Yani örneğin ilçeden gitmek istiyorum. Mesela yukarıda İstanbul olarak seçtiğinizde aşağı tarafta sadece İstanbul ilçesine bağlı bir SQL sorgusu gerçekleştirebiliyor. Ya da mekansal tarafta bir alanı seçip sadece buradan getir gibi çeşitli mekansal filtrelemeler yapabiliyoruz. Bu gibi gelişmiş artık sorgularımızı bu basitlikte gerçekleştirebiliyoruz WebJS sayesinde. Buradan tekrar değer istemesini istiyorum. Okey diyorum ve sorgu widget'im oluşturuldu. Hemen bir tane deneme yapalım. Vadeli hemen ve bekliyor seçelim. Execute dediğimde bana şu an tüm parametrelerime göre tüm noktalarımı belirtti. Buradan istersem istatistik bilgileri alabilirim. Hemen noktamızı tıklayarak. İstatistik bilgileri. Bu noktalarım, sadece bu noktalarıma ait. İşte vade zamanlarım, ziyaret sıklıklarım, bu bölgeler, bu noktalara ziyaret sıklıklarım gibi tüm bilgilerimi buradan alabilirim. Ya da bunları penceresini açarak çeşitli formatlarda, örneğin CSV formatında exportlar alabilirim. Bu kolaylıkta bunları gerçekleştirebilmekteyiz. Gördüğünüz gibi, buyurun.
Tek bir ekranda bir özet görebiliyor muyuz? Tabii ki. Hemen ona geçelim. Bir tane daha widget ekleyelim ve buraya summary'de yani özet widget'ımızı konumlandıralım. Hemen yine müşteriden gitmek istiyorum hızlıca. Toplam, ortalama, yani average ya da minimum, maksimum değerleri gibi istatistik bilgileri buraya konumlandırabiliyoruz. Burada yine şuradan müşteri katmanı tıklıyorum. Hemen toplam, örneğin satış tutarı, toplam indirim tutarı yine ya da ortalama ziyaret sıklığı gibi tüm istatistik bilgilerimi buraya gerçekleştirebiliyorum. Ziyaret sıklığı. Okey dedim dedikten sonra buradan uygulama tıklayarak gördüğünüz gibi az önceki karmaşık yapıyı bana sınıflandırarak ve üzerine rakamlarını belirterek geldi. O rakamlar toplam oradaki sayı. Yani şurada 158 tane noktam var. Ve her extent boyunca yani her yayılımda ki bakın değişti şu an. Bana bilgileri satış tutarları gibi işte az önce belirlediğim tüm parametreleri buraya getirebiliyor. Biraz daha zoomlayacak olursam şu an sadece o bölgeye has. Bakın biraz düştü 826 oldu. Yine kendine göre sınıflandırdı ve satış tutarı, indirim tutarı gibi bilgileri yine getirdi. Gördüğünüz gibi bu gibi hazır görseller ya da analizler gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar tabii arttırılabilir. Çok fazla uzatmak istemiyorum size bugün. Ayrıca oluşturduğumuz bu uygulamaları çeşitli platformlarda, tabletlerimizde ya da akıllı telefonlarımızda nasıl görüldüğünü buradan bakabiliyoruz. Örneğin iPhone 7 Plus'ta bu şekilde ya da LG ya da Samsung diğer Android tabanlı telefonlarda örneğin bu şekilde görselleştirebilmekte. Tasarımını bu şekilde verebilmekte. Burada aslında tabii uygulama kaydettik ve launch ettikten sonra sizlerin son kullanıcıların yani bunu kime paylaşmak istiyorsanız hani grup açmıştık ki mesela direkt o grupta bunu göster dediğimizde sadece o gruptaki kişilerin ekranı bu oluyor. Hemen işte sorgulama butonu ve koyduğumuz summary butonuyla birlikte sağ tarafta ya da işte bunun katmanlarını, gösterimlerini, lejantlarını ya da katmanlarını bu şekilde görüntüleyecek basit bir uygulama. Tabii bunlar sizin ihtiyaçlarınıza göre az önceki yapmış olduğum tüm widgetleri buraya ekleyerek çoğaltılabilir. Diğer tarafta aslında bir de işin analiz kısmını göstermek istiyorum sizlere. Hani demiştim konumsal mekansal analizler gerçekleştirebilmekteyiz. Bunu da yine aslında widget tarafında gösterebilirim. Buradan widget'te bir analiz widget'ımız var mesela. Burada aggregate point yani noktada birleştirme. Hatta join, hepimiz join yapmışızdır, special join kullanmışızdır. Oldukça popüler ve çok kullandığım bir tool benim. Artık bunları burada web tarafında yapabiliyorum. İki katman, örneğin ile içeyi çeşitli değerine göre, yani bir unique ID'sine göre birleştirebiliyorum. Ya da bunları mekansal olarak intersect eden örneğin, üstüne ya da overlap edenleri hemen mekansal olarak bunların analizlerini gerçekleştirebiliyorum. Ya da rotalama analizleri. Hızlıca mesela buradan bir buffer analizleri burada create buffer. En iyi tesis dedi yani bir yerde en iyi tesisi nereye açabilirim analizleri. Ya da servis alanları gibi 5, 10, 15 hani catch bir tane izliyoruz bunlara. 5, 15 dakikada bir X firmam nerelere hizmet verebilir gibi analizleri artık web tarafında bu araçlar sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Diğer tarafta insights tarafına biraz hızlıca değinmek istiyorum ben de. Burada. Hemen şuradan gidelim. Az önce çünkü çok konuştuk bu konu hakkında. Yukarıda Insights demosuna katılmış olan var mı? Katılabilen? Gayet güzel. Kimse katılmamış Emre. Güzel. O zaman ben bir özet geçeyim hemen. Evet, geldi. Burada az önce bahsetmiştik. Konuma göre analizlerimizin konumsal istekası aslında demiştik. Hemen mevcuttan aslında gidip çok da fazla uzatmadan sizlere mesela kampanya tarafındaki hazırlanmış olan bir insight sayfasından bahsedemiyorum arkadaşlar. Yeni bir workbook oluşturarak devam edelim o zaman.
kendimiz. InsightSense'in en büyük özelliklerinden biri de aslında veri tabanı bağımsız çalışması. Burada veri tabanı bağımsız ne demek? SAP HANA, Teradata, Oracle, SQL Server gibi ilişkisel veri tabanlarınız elinizde varsa ya da Excel'inizden veri çağırıp buraya analizler gerçekleştirmek istiyorsanız bunların her birini buraya atıp birbirleri arasında ilişkiler kurup bu analizleri gerçekleştirebilmekteyiz. Hemen buradan daha önce oluşturulmuş bir veriden giderek göstermek istiyorum. Katmanımı arıyorum. Evet. Aslında az önceki verimi yine getirdim. Yine müşteri, bölge, il ve ilçe verilerim mevcut burada. Bunlara göre az önce bir uygulama oluşturmuştuk. Şimdi de mesela müşteri katmanımdan sol tarafta görmüş olduğunuz hepsi bunların alanları tarihsel ya da burada çeşitli bilgilere göre grafikler çıkartabiliyoruz. Örneğin ürün tipi ya da ürün adı ya da az önce söylediğimiz gibi ziyaret sıklığı. Ziyaret sıklığını getirelim mesela. Hemen bakın sürükleyerek şu şekilde create chart, create map ya da bunu tabloda göster, show table diyerek her birini burada gösterebiliyoruz. Create chart dediğimde hemen anlık olarak o veriye göre bir chart oluşturdu ve bunu tabii ki konumsal olarak entegrasyonla birlikte yaptı. Mesela ziyaret sıklığı şu olarak doğanlar sol taraftaki gibiler. Bunları harita üzerine belirledi. Ve sadece ben bu noktaları buradan sürükleyip buraya oluşturduğumda sadece az önce seçmiş olduğum filtreye göre buraya haritamı getirdi. Yani gerçekten çok eğlenceli. Ben çok eğleniyorum yani insight'a çalışırken. Ya da burada bir mekansal analiz de söz konusu tabii. Çeşitli örneğin calculate density yani yoğunluk haritaları ya da mekansal filtrelemeler ya da yine noktaların birleşimi analizlerini gerçekleştirebiliyoruz. Eğer bu analizler ilk başta size bir anlam ifade etmiyorsa kendi cevap sorularımız sorarak bize cevap verebilmekte. Örneğin nasıl dağıtıldı? Hani bu müşteri nasıl dağıldı? Nasıl ilişkilendirildi? Ya da bunun yanındaki kuruluşlar neler? Gibi çeşitli analizlerde, analiz soruları da burada aslında mevcut. Mesela nasıl dağıtılı tarafına bakacak olursak hemen bize onunla ilgili analizleri getirebiliyor. Mesela classification tarafı, hemen sınıflandırma tarafı. Buradan ben buna bastığımda müşterilerimi yine mesela satış tutarımı ya da ziyaret sıklığına daha mantıklı. Ziyaret sıklığına göre sınıfla dediğimde hemen buna uygun sembolojilerde bu analizi gerçekleştirebilmekte. Süremiz herhalde doldu. Evet. Tabii WebJS der yerdiniz anlatmakla bitmiyor. Aynen. Ama tabii ki temelde gerçekten önemli şeyleri Web App Builder ve Insights tarafını, web tarafındaki en güçlü araçlarımı sizlere göstermiş olduk. Kısaca sorularınız varsa da alabiliriz. Evet. Buyurun. Şimdi şöyle, Portal for ArcGIS aslında bizim ArcGIS Enterprise dediğimiz kendi sunucuları kurulan, yazılımla gelen bir ürün. Yani bir Excel'i var. Yine normal yazılım kurar gibi kuruyorsunuz ve yılda iki seferlik güncellemede bunu kullanıyorsunuz. ArcGIS Online tarafı bulut mimaride koşar. Yani sizin makinenizde değil, yurt dışında herhangi bir makinede bulutta koşar. Ve siz sadece size sağlanan kullanıcı adı ve şifresiyle girerek ve donanım masrafı tabii yapmayarak ve tabii yani kullanım tarafı da kredili bir şekilde kullanarak aslında kullanıma devam ediyorsunuz. İkisi de Esri'nin ürünü. İkisi de ArcGIS ailesi. Biri sizin bünyenizde aslında. Esri'nin değil. Tamamen sizin sunucularınız üzerine kurulan bir sistem. Enterprise dediğimiz. Şöyle de anlam ifade olmasın. Tabii ki burada hani bulutta ama hani güvenlik tamamen aslında Esri tarafında. ArcGIS Online tarafında. Hı hı. Yani tüm güvenliğini zaten sağlamış bir şekilde sizlere sunuyor bunu. Evet. Şöyle izah edeyim. Şimdi ArcGIS Enterprise aslında tüm bunların bileşeni. ArcGIS Server
Yine var ama rol olarak var. GIS server olarak var. Siz yine servislerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz oraya. Burada artist enterprise yani web.js kavramı. Hani ilk başta söylemiştim. Server.js ve akabinde web.js kavramları demiştim. Bu aslında bunu bu şekilde anlayabiliriz. Burada enterprise tüm çözümleri size sağlayan çözüm. Portal da bir bileşeni. Evet, portal da bunun bir bileşeni. Doğrudur. Tabii ki buyurun. Evet, customize edebiliyorsunuz. Yani o tamamen aslında ne yapmanıza göre değişiyor. Hani çok gelişmiş bir oraya bir işlem yapmak istiyorsanız kodlamada gerçekleştirebiliyor. Tabii ki şöyle web app builder'ı anlatmıştım. Bunun da developer tarafı var. Yani developer edition geliştirebilir sunumu var. Burada kendi widget'larınızı da yapabiliyorsunuz. Kendi widget'larınızı geliştirip aynı ortama paylaşabiliyorsunuz. Evet. Evet. Sadece veri tabanı olmasına da gerek yok. Evet. Evet. Cloud'da diye bir şey yok. Yani siz o tamamen size bağlı. İsterseniz cloud hizmetiyle devam edebilirsiniz. İsterseniz kendi bilgisayarınızda olabilir bu. Kaç olduğunu say. Lütfen buyurun. Evet. Portalın demosu, Arts Online tarafının aslında demosu var. Şu an 21 günlük Arts Online kullanabilirsiniz. Evet, evet, evet. Doğrudur. Doğrudur. Tabii ki o sizin kendi hani bilgi işlem dairenizin prosedürüdür. Yani bunu isterseniz dışa da açabilirsiniz, isterseniz güvenlik duvarınızda bırakıp kapalı bir ortamda da kullanabilirsiniz. Tabii ki, tabii ki. Yani burada portal tarafında tabii sunucu masrafı da yapıyorsunuz. Hani burada donanım alıp direkt ona kuruyorsunuz. O açıdan düşünebilirsiniz belki. Rica ederim. Başka sorusu olan var mı? O zaman çok teşekkür ediyoruz. Çok tabii sağ olun. Hemen bir soru. Online çözümünde yıllık lisanslama yapıyoruz. Siz bir yıllık lisans alıyorsunuz. Kiralıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz bu lisansı. Bir yıl sonunda yenilemek zorundasınız. Aksi takdirde içerisindeki verileriniz ve kullanım hakkınız kayboluyor. Portal sizin. Ömür boyudur. Yok, portal ömür boyudur. Enterprise tabii paketi olarak düşünelim. Sadece portal demeyelim. Portal Enterprise'in içerisinde bir yetenek aslında. Enterprise ürünü sizin kendi sunucularınızda on-premise dediğimiz, kendi sunucularınıza kurabildiğiniz bir lisans türü, bir ürün diyelim. Bu lisansı satın aldıktan sonra bu lisans tamamen sizin oluyor. Kullanabildiğiniz kadar belli süreler var teknik destek alabileceğiniz. Ömürleri yani ömür derken teknik destek alabileceğiniz belli yıllar, periyotlar var. Onun dışında o ürün tamamen sizin oluyor. Ama bir yıllık bakımıyla birlikte satın alıyorsunuz siz aldığınızda. Bir yıl sonrasında yenilemeniz gerekiyor. Bir upgrade yapabilmeniz için ya da teknik destek alabilmeniz için. Güncel sürümlerine sahip olmak için. Evet, güncel. Evet. Evet. Geliyor. Doğrudur. Çeşitli kullanıcı sayısında geliyor. Lisanslama modeli aslında şöyle, bizim Enterprise tarafta Standard ve Advanced iki lisansımız var, lisans türümüz var. Standard tarafında bizim L1 ve L2 olarak aslında user'larımız var. Hani bunlar biraz tabii lisanslama modeli konularına girdi. Biraz da süremizi açtık ama L1 tarafındaki kullanıcılar sadece görüntüleme yapacak kişilerdir. Yani burada yine kullanıcı adı ve şifresiyle bir güvenlik ortamıyla birlikte bunu verirsiniz ve sadece güncelleme yapar. Örneğin ben Insights oluşturmuştum. Onu ona paylaştığınızda sadece görüntüleyebilir. O şeyleri analizleri falan gerçekleştiremez. Bir de bizim level 2 yani L2 kullanıcımız türümüz var. Burada da her şeyi yapan kısım aslında. İster editleme, ister admin olabilir. Hani sizin tabii rol kavramında hangi role onu vereceksiniz ona göre bir kullanım söz konusu olabilir. Standart tarafında
L1 30 kullanıcı olarak sizlere sunuluyor. L2 olarak da 5 olarak sizlere sunuluyor. Advanced tarafında ise L1 30, L2 tarafı da 50 olarak değişiyor. Bu gibi sizlere sağladığımız Native User sayıları var. Başka sorusu olan var mı? O zaman teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için diyelim. Sağ olun. Çok memnun.